Evet, Subnautica'daki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraya base yapmıştık. Sınırsız iki yardım kitimiz vardı. Ve genel olarak araştırma yapmamız gerekiyordu. Ve araştırma için de şeye gideceğiz. Şu yakınımızdaki gemi enkazına. Oksijenimiz yeter umarım. O burada şey, normal balıklar var ya. Yani yemek var burada ama su yok. Sıkıntı o zaten. Yol üstü gelirken birkaç şey toplasam iyi olacak yemek. Burası değişik bir biyoma giriyor. Tarama odası. Yemek. Aslında şunları tarayabilirim. Çok yavaş gidiyorlar gibi. Yemek. Aa, C-Mod. C-Mod'u açabilirsek çok güzel olur. Oraya C-Mod'suz gitmek istemiyorum çünkü. Boş. Tamam, idare edersin. Bir reaktörü de açtık. Bunun içine girilebiliyor büyük ihtimalle. Burada araştıracağımız herhangi bir şey. Çekme itme silahı. Tamam, buna da iki parça gerekiyor. Bayağı bir şey ama şu an en önemli şey bize gereken beacon, yani şey, işaretleyici. İşaretleyici olmazsa çünkü bu base'in yerini asla öğrenemeyiz bir daha. Yani bir dahaki gelişimizde. Yani gidip mesela sırf bu base'i bulmak için işaretleyicimiz olmadığı için sırf şu lifeboat'a göre gideceğim. Lifeboat'tan buraya doğru geleceğim. Başka bir noktaya gideceğim. O yüzden o işaretleyici ihtiyacım var. Neyse, tamam, yukarıdan girmeye çalışalım içeri. Masa. Masa taratıyoruz, evet. Döner koltuğu. Komuta koltuğu. Tamam, bayağı mobilya araştırıyoruz şu an. Çok işimize yarar. Ne kadar çok telsiz var. Pil şarj cihazı, tamam. Bu aşırı lazım bana. Tamam. Bir tane daha bulduk mu pil şarj cihazına yapıyoruz. Güzel. PDA bulduk. Bakarız. Tamam. Oturak. Tersim döndü. Bu ne? Ne oluyor? Pil şarj cihazı, tamam. Pil şarj cihazını açtık, güzel. Ya suyum da az, şeyim de az, bu ne? Yalnız 50 oksijenim kaldı. Burası daha gidiyor mu? Tedarik sandı. Arındırılmış su, güzel. Tamam, sağ ol, bu çok işimize yarayacak bilgi için. Şimdi beni buradan çıkarman gerekiyor çünkü boğulacağım. Nasıl çıkacağım? Çıkış nerede? Bir şey daha tarayabiliyorsun. 30 saniye, 30 saniye. Buldum, 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 buldum. Çıkış, çıkış, çıkış. Çıkış nerede? Tamam. Tamam. Yukarı, yukarı, yukarı. Geç, geç. Oh. Çok riske atmayalım çünkü nereden girildiğini bilmiyorsun buraya. Neyse, dur, suyumuzu içelim burada. En azından suyu idare edeceğiz. Tamam, orada dağısı var. Araştıracağız şimdi. Buraları direkt pas geçiyoruz, buraları baktığımız için. Sonra yine alan mekaniklerini şeyimizi bozuyoruz. Neyi tarayabiliyorum? Projektör. Yayda ışık mesafesini de tarıyoruz. Güzel detay. Burada başka herhangi bir şey var mı? Kafam filan yan çeviriyorum artık yani. Öyle bir bozuldu.
Buralara giriyorum da umarım bu olmam. O tamam, tamamıyla yeni bir yere geldik. Tabii şöyle bir sıkıntı var, kesin bu olacağım. Subangis parçası. 1'e 20 mi? O ne lan? Su buldum. Bir tane daha su buldum. Değiştirme istasyonu parçası. Bu elektriğe çarparsak öleceğiz büyük ihtimalle. Bir su bangisi daha. Sanırsam o yerdeki lazer kesici. Tara tara, her şeyi tara. Ne varsa tara. Acıkma diye boğulacağız direkt. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi buradan geldiğim yerden geri çıkmam gerekiyor. Nasıl yapacağım onu? Burası başka yer, burası başka yer. Nasıl çıkacağım dışarı? Dışarı nasıl çıkacağım? Çıkma yeri yok. Buldum, buldum, buldum. Hadi. Burası neresi? Aradan çık, aradan çık. Aradan çık. Hava, hava. Hava yok, hava yok. Poster. Ne, yüzey yok ki. Burada gideceğim. İtemlerim en kötü burada dur. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Abi ya. Keşke daha önceden çıksaydım. Neyse, çok item kaybetmemişiz herhalde. İtemden çok şey aldık zaten. Araştırma aldık. Yani kaybetsek ne kaybederiz? Su kaybetmişizdir. Evet, su kaybetmişiz sadece. Güzel ama ağaçlarımız falan yeni geldi. Daha iyi oldu bu. Şimdi biraz oksijen yenileyip birkaç kürek balığı alıp o enkazı yeniden bitireceğiz. Çünkü o enkazda çok fazla şey var. Bayağı büyük bir enkaz o. Valla seri çok heyecanlı gidiyor şu an. Bir de sürekli boğulmasa. Dördüncü mü ne boğuluşum bu? Nereden giriliyor? Buradan. Buradan sağısı kapalıymış. Buradan böyle. Tamam, bu odaya geldik. Kafamı yana çeviriyorum otomatik. Harbi alıştım buna. Dur, şurada dosya var. Veri terminali. Gerçekten çok işe yarar bir veriymiş, sağ ol. Tahminimce 50 oksijenim kaldı mı direkt gitmeye başlayacağım. Şimdi sesyonu bitmek üzere. Kafamı yana çevirmeyi bırakmam lazım. Tuhaf hissediyorum. Öyle bir bozuldu ki. Yer yön duygum şu an. Tamam, buradan daha da gidince daha ilerisi geliyor ama ben burayı sonra araştıracağım. O yüzden çıkış yolunu bulmam gerekiyor. Heh, buldum. Tamam, buradan geldim ben. Buradan buraya, buradan yukarı. Ve buradan buraya. Burası başka yer sanırım. Burası başka yer, dur. Buradan buraya. Buradan buraya. Heh. Tamam, 50 saniye kaldı mı çıkmaya başlayacağız. Onu unutmayalım. Çek içine havayı. Oh. Hop, gir içeri. Gerçi teknik olarak oksijen tüpüne oluyordu. Neyse, boş ver. Güzel. Bayağı bir şeyler buluyoruz burada. Buradan buraya. Ezberledim artık. Hafiften yolu. Buradan buraya. Buradan şurada bir yerde bir şeyler var. Okey. Buradan sağ. Buradan. Yeni odadan. İçeriği onardırmak yeri. Neyse, dur, bunu sonra onarız. Zaten açık olan odayı temizleyelim önce. Kafamı yana eğiliyorum ya. Bu ne? Pis şarj cihazı yeter artık. Su. Su. Çekme itme silahı. Açtığım lazer kesiciyi de açıyorum. Lazer kesiciyi de açtım.
Geliştirme istasyonunu da açtım büyük ihtimal. Evet, onu da açtım. Çok fazla şey açtım. Ya burada başka bir şey kalmadı sanırım. Sadece en yeni yer var. Havada uçan bir şey daha araştırıyordum az önce. Ya çekme gitmesi, daha onu açtım zaten. Açtım mı? Neyse, açmadıysam bir tane gelir. Tamam, şimdi kaçışa geçiyoruz. Duvardaki delik. Buradan buraya. Buradan. Buraya değil. Ya yani buraya da şuradan merdiven açısından ineceğiz. Tamam. Neredeyim? Kapı nerede? Öyle bir şey bozuyor ki. Tamam, son bir oda kaldı. O da onarılıp açılacak oda. Burada bayağı bir şey bulduk yani. C-Mod'un tamamını araştıramadık büyük ihtimalle ama. Onu da bir yerlerde buluruz. Yani Aurora'ya C-Mod'su gitmek istemiyorum ben. Orada değişik bir yaratık vardı diye hatırlıyorum çünkü. Oldu yani oynadığım bayağı 2-3 yıl. Yani eski videom ne zaman da hatırlamıyorum da. Eski serinin üstünden bayağı zaman geçti. Onun arasında hiç oynamadım zaten. Buraya geldik. Şimdi kapalı oda. Onar şunu. Onarmıyor. Niye onarmıyor? Hayır, pil yok ki içinde. Tarayıcıyı salla da dur. Bunun içinden pil çıkar. Pil şarj cihazına gerçekten ihtiyacımız vardı da bulduk zaten. Ve yeni bir orada. Ve yeni bir dışarı çıkış yolu. Güzel. Pil şarj cihazı, başlayacağım pil şarjına, tamam. İstiyoruz dedik de sürekli verme. Bu çekme itme silahı zaten var. Oh. Elektrik çarptı, okey. Burada hiçbir şey yok ki. Havada uçan bir şeyler araştırabilirim. Nedenini de bilmiyorum. Araştırma işareti çıkıyor. Çekme itme silahından dolayı mı acaba? Büyük ihtimal öyle. Bu arada başka hiçbir şey kalmadı o zaman. Var. Hiç aldım. Tamam. Okey. Son, yukarı çıkacağım, son bir iniş daha yapacağım. Dış kısımdan bakacağım bu sefer girecek yer var mı diye. Komple bitirelim bu araştırma yerini. Let's go. Oradan girdik. Burada herhangi bir giriş yeri yok sanırım. Motor odasının içine girdik sanırım. İçeride bir yer daha var sanırım. Önceden girdiğimiz yer mi acaba orası? Tablolar filan. Sanırsam yok. Hani başka girecek yer kalmadı sanırım. Şurada bir iki araştırma yeri varmış. Bir reaktör açtım değil mi zaten? Burada metal. Daha çok burada metal. Bunun etrafına biraz daha bakalım. Gel. Kurşun. Tarayıcı odası. Bunlara bakmadım mı ben? Baktım diye hatırlıyorum. Burada metal. Başka yok herhalde. Demeye bırakmam gerekiyor. Ben başka yok herhalde. Artık yani sonunda bezme gidebilir miyim? C-Mod'u açamadım hala ama lazer kesici, çekme itme silahı, geliştirme istasyonu. Onların hepsine bakabiliriz. Peki. Şimdi soru. 30 saniye içinde base'e ulaşabilir miyim? Bence ulaşırım. Bence ulaştım. Ulaştım. Yes. Aurora, this is Sunbeam again.
We just picked up a massive debris field at your location. Evet. I didn't know how bad, how many of you. Daha yeni fark ettiniz de. Bir gelin yeter. Geliyorlar. Ciddi ciddi geliyorlar. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Değerlendim tüm seçenekleri. Yani tam sürücünü sadece VR'da indirmeye zar zor başarmış olabilir ama. Ama kalıyoruz işte amada. Tamam şimdi şunu iç. Bayağı bir şey açtık buradan. Börek balıklarını pişir. Bütün balık türlerini bulduk herhalde. Yani çoğunluğunu. Tabii 3 kürek balığı fazla gelebilir şu an yemek için. 4. Tamam, o kadar da abartmayalım. Tamam, very nice. Tamam, komple full şu an. Şimdi bilgilere bakalım. Lazer kesici çekme itme silahı, nasıl yapıldıklarına baktık. Isıl bıçak filan. Doğru, geliştirme istasyonunu bulduk. Bayağı zor yapılıyor. Büyük ihtimalle o da. Projektör. Bir şeyler daha olmalı. Bir ay. Okey. Ses kayıtları. Veri tabanda ne buldum? Degassi'den kurtulanlar. Parmak kurtarma ikinci görev. Uzaylı. İkinci görev mi? İkinci görev varmış oranın. Bu gezegen normalde gelecekmiş sanırım. Okey. Donanımlar, çekme itme silahı. Altera çekit silahı. Bazı türler beyin gücü rejisimini hareket ettirebilir. Diğer herkes için size altera burada. Güzel. Geliştirme istasyonu. Karmaşık cihazlar. Normal üreticinin değişik versiyonu. Bu daha gelişmiş versiyonu. Tarama odası. Yer düzeni. 3 boyutlu ekran. Ha, bildiğin araştırma istasyonu gibi bir şeydi. Bunu hatırlıyor musun? Hayvanlar. Otçular küçük. Kürek balığı. Bunu okumak isteyen okur. Okey, tamam, nice. Şimdi asıl şeye geldik. Lazer kesici. 2 tane elmas. Elması hiç bulamadık şu an. Ama lazer kesici Aurora için lazımdı sanırım. Elmas bulmamız gerekiyor. Çekme itme silahı, kablolama setipili ve titanyum. Direkt mi? Tamam, direkt yapabiliyorum. Kablolama seti, titanyum, bir dakika. Titanyumu ver. Kurşunu vermene gerek yok. Kablolama seti. Pilin şarjı yok. Bir titanyum istiyordum sanırım. Bir de pil gerekiyor. Tamam, dur. Ha, dur, şu şeyleri de açalım. Güç yok. Hangi aracımda güç var ki? Projektör. Biyoreaktör. Onu koyma yerimiz yok. Pil şarj cihazı. Ha, bu lazım bana. Bakır, ter ve titanyum. Bakırımız var mı? Tabii ki yok. Tamamdır. Ekstradan bunları açtık da. Geliştirme istasyonu için onun için elmas. Elmas nereden buluyoruz ya? Bir de şu şey istasyonu için bakır alsam iyi olacak. Bunları bazılarını alayım mantıra ya. Çok yer kaplıyorlar. Tamam, o zaman şu anda bakır, tel ve bir tane de normal pil bulmamız lazım. Kullanılmış pille yapamıyor muyuz? Ya, kullanılmış pille yapabiliyoruz, tamam. Kablolama seti nerede? Kablolama seti. Kablolama setinin pil şarj cihazını harcadın değil mi? Evet. İstemiyorum, hayır, ver onu bana. Çekme itme silahı istiyorum.
Bu da iki gümüş daha bulmam gerektiği anlamına geliyor. Şunu da pişiriver. İleride yolda yeriz. Ve checkmate mesela. Tamam güzel, bu bayağı iyi oldu. Bu bildiğin Half-Life'taki Gravity Gun gibi bir şey. Şunu yerine koyalım. Oo, bitmiş. Tamam. Bitmiş pili koyduk, doldurdu o pili. Bir dakika. O bu taktiği kullanabilirim. Bu bug'ı. Bug değildir de neyse. Evet, şu anda yapacağımız şey yedek pilimiz var değil mi? Tarayıcıdan çıkarız. Okay. Yapacağımız şey Safe Shallows'a gitmek. Orada bu. Çekmetmesi dahi bir sürü su ve yemek almak. Aynı zamanda bakır alacağız. Bakır gerekiyor bize bayağı bir şu an. Yani çekmetme silahı şu şekilde. Bir şeyleri direkt çekiyorsunuz böyle. F'ye basınca alabiliyorsunuz ya da bir daha sağ tık basarsanız ittiriyorsunuz diye hatırlıyorum. Değil mi? Bir dakika. Evet, bayağı bir ittiriyor. Bu hayatta değil mi hala? Evet, hala hayatta, okey. Yani bayağı iyi oldu bunu bulduğumuz. Ve base'miz. Base'imiz güzel base'imiz. Bir birimlik sadece. Genişletebiliriz de yani genişletmeyeceğim ya. Daha büyük şey yapınca genişletelim. Şu anlık bu bize yetiyor. Sağ ol. Şimdi yemek olarak yeni Reginald balığı buldum. Su olarak bütün hepsini suya dönüştür. Yemekleri koy buraya. O kadar çok yeme ihtiyacımız yok. Elimde kaldı. Ne oldu ya, oyun kasısı. Bayat pişmiş gibi. Bayat diyormuş, evet diyecekler. Okey tamam şimdi. Bana titanyum verin birkaç tane. Şimdi bir tane kablolama seti, bir tane bakır tel, bir tane de pil yapacağım. O pil de yeni yaptığımız şeyler için ya da pilini harcadığımız şeyler için. Donanımdan nefes alma başını yaptık zaten. Işıma giysisini yapamadık. Yapabiliriz. Duruşma giysisini yapalım. Güzel. Ama maskeyi takmadık. Maskeyi takmamız için şey yapmamız gerekiyor. Tamam. Kurşun hasarlı ışıtmadan koruyucu elbise. Kıyafet. Her neyse dur. İşaretleyici yapamadık. Güçlü pil falan gerekiyor bunun için. Güçlü pil nasıl yapılıyordu? Silikon kauçukla birleşiyor. İki tane pili. Okey. Ben ne yapacaktım ya? Ha şey. İnşa. İnşaada güç var mıymış zaten? Ben bunu pilini çıkardım diye biliyordum. Neyse dur. Pil şarj cihazı. Güzel. Dur. Şimdi boş pilleri bir koy. Bu bir. Sende pil yok. Sende pil yok. Sendeki pil çıkar. Sende de pil yok. El fenerinde pil varmış. El fenerindekini de çıkar. Başka neyde pil var? Tamam, başka hiçbir şeyde pil yok. Şu el fenerinde koy artık. Hiçbir işime yaramıyor. Boşuna envanter israfı. İkiye tarayıcıyı koy. Tamam, şu an iyiyiz. Şimdilik inşa aleti dursun. Boş olan piller. Boş olan pil yokmuş. Bu çok yakınmış boşalmaya. 99'ları bir fullesene hemen ya. Sağ ol. Tamam. Bu üçünü şarj etsin, fullesin.
Dur, o zaman normalde olan filleri önemli şeylere takalım. Bu. Tarama. İki pil bunlara lazım. Bir tanesi çekme itme silahı, dur. Çekme itme silahınınki de tam doluymuş. Tamam. Tamam, toplamda 3 pile ihtiyacımız var. Bir tane pille ekstra o zaman. Okey, şimdi yeni açılan şeylere bakalım. Sırf parlamayı durdursunlar diye. Yerel canlı türü etçiller, hipnozcu. Düşmanlığı hipnoz etmesi lazım. Benzer bir alınma yöntemi. Tehlikesi avcıdan yüksek bak. Küçücük şey. Çok öne çıkar bak. Üzerindeki minik nesler avının beyni canlı. Oh, bayağı iyi. Bayağı güçlü şey bu. Reginald okumak isteyen okuyabilir. Tamam, pillerimiz şarj oluyor. Şu anda bölüm uzun oldu ama ben büyük ihtimalle kaynak toplama kısmını kesmişimdir. O yüzden bir 10 dakikamız falan daha var. Şimdi planımız şu şekilde. C-Mod'u yapmamız gerekiyor. Onun için gerekli şeyi yapacağız. Yani gerekli şeyden kalsın şu taşınabilir alet üreticiyi yapmamız gerekiyor şu an. Yağlayıcı, titanyum ve güçlü pile ihtiyacımız var. Onun için 2 bakır. Bir tane bakırımız var, bir bakır daha lazım. Bir bakır daha, 4 asit mantarı. Bir de silikon kauçuk yapacağız. Bir tanesi 2 tane yapılıyor. Yağlayıcı için de onun meyvesine ihtiyacımız var. Ve titan küçesi, titan küçesi zaten, tamam. O zaman silikon kauçuğumuz zaten varmış. O zaman ne gerekti, bir dakika. Silikon kauçuk zaten var. İki tane pili birleştirirsek olur. Aslında bir tane pilden yapabilirim ya. Bir tane pilimiz fazla vardı. Tamam, iki asit mantarı. Onunla birlikte güçlü pil yapacağız silikon kauçuktan. Yağlayıcı için her türlü gitmemiz gerekiyor. Bir de titan küçüğü, okey. Tamam, fazladan pilleri ver. Biz şarj olmaya devam edin. Şimdi yağlayıcı, 3-3 yeri kütçesi. Lityum falan geldi. Lityum ne alaka? Ha dur, titanyum lazım hala, onu unuttum ben. Tamam, yağlayıcı güçlü pil lazım. Hallettik yani. Tamam, şu an sadece titanyum bulmamız gerekiyor. Şimdi titanyum. Bir titanyum daha. Ve bir titanyum kütlesi. Taşınabilir araç üretici. İki asit mantarı var çünkü bir tane pil yapmamız gerekiyor. İki tane dolu pil harcadık şu anda. Enerjiyi bitirdik base'deki. O klasik bir şey zaten. Sana tak pili. Bir de sana pil tak. Öz tarama yapalım. Olağan, okey. Tamam, sadece buna pil koymamız gerekiyor sanırım şu anda. İki pil daha lazım. O iki pil de burada şarj oluyor. Okey, şimdi bu taşınabilir aralık üreticiyi yapalım. Böyle bırakılmıyordu bu. İlla inventerimizi alıyorduk değil mi? Ve artık istediğimiz şeyi yapabiliriz. Uzay gemisi, neyse dur. Şimdi tam küçesi kolay, kurşun var, yağlayıcı tamam, güçlü pil, tam kolay yapabiliyoruz. Bana bir C-Mod yapmanı istiyorum. Hızlı ve güne alışmış, ancak şunu unutma, yüzmek kalsanız evinde öfünür. Aman, yüzmeyi kim ne yapsın? Okyanus gezegenine diyorum değil mi bunu? C-Mod! Güçlü pille çalışıyor. Bu kötü bir şey. Neden? Çünkü güçlü pilleri şarj edemiyoruz şu an. Ya yani bunun şarjı bitti mi yeni bir güçlü pil yapmak zorunda kalacağız.
Ohoho. Kendi ışığı da var. Tamam, artık hiçbir şeye bizi yok edemez. Mağara nerede? Mağarayı kafalama gireceğim. Fil, neyse boş ver. Sonraki bölümü yaparız onu. Bayağı güzel oldu bu. Hem bu Seamoth'un ne derseniz. Bildiğiniz denizaltı. Çok daha hızlı yüzüyor. Kendi ışığı var. Zırhınız var. Yaratıklardan sizi koruyor. Enerjisi uzun süre dayanıyor ilginç bir şekilde. Bayağı güzel bir şey. Sıcaklık ölçmesi var. Ve içindeyken sınırsız oksijen sağlıyor yani. Enerjiniz olduğu sürece sınırsız oksijeniniz var. O yüzden oksijen konusunda endişelenmenize gerek yok. Efsane bir şey. Evet, bu bölümde sonuna geldik. Daha çok Subnautica gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.